metrekaresinde yanlış hatırlamıyorsam 6800 ilmek var. 89.600 ilmek var. Yine yanlış oldu. Bizim orada Uşak'ta bayanlarımız bizzat kendi atölyemiz var. Orada dokunmaktadır bu halılar. Renklerimiz, desenlerimiz hepsi orijinal Uşak'tır. Uşak halılarının şöyle bir özelliği daha var. Şu anda bizleri izleyenlerimiz arasında imkanları olup da Paris'te Louvre Müzesi'ni gezenler oldu mu bilmiyorum ama Louvre Müzesi'ne gittiğiniz zaman tarihi Uşak halılarını görebilirsiniz. Bizler teşekkür ediyoruz. Ülkemizin, yurdumuzun kültürünü getirdiniz. Burada Fransız halkına sergilediniz, gösterdiniz. Böyle bir halı aldıkları takdirde zaten almak da bir şans. Herkes de alamıyor. Aldıkları takdirde yüzlerce yıl kullanabiliyorlar. Tabii ki. Bir kök bayanın ömrü yaklaşık 2000 yıldır. Ama tabii kullanıma göre değişir bu. Yoğun kullanılıyorsa ve sürekli açıksa bu biraz daha düşebilir ama düşününsene 2000 yıl boyunca neler geçecek üstünden, ne hatıralar geçecek. O yüzden çok bunu alan şanslıdır yani. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Türkiye'den geldiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyoruz. Şöyle bir baştan sonra tanıyalım sizi. İsminiz neydi efendim? Ben adım Necat Arat. Uşak'tan geliyoruz. Uşak Belediyesi meclis üyesiyiz. Bizi Anadolu Derneği daveti üzerine burada bulunuyoruz. Geldiniz, standları geziyorsunuz. Neler hissettiniz? Hani Avrupa'dayız. Avrupa'da bulunan vatandaşlarımız yıllardır burada bir şeyler yapmışlar. Geldiniz, bunu gördünüz. Neler hissettiniz? Bunu merak ediyorum. Türkiye'den gelmiş bir insan olarak sizin gözünüzden. Her şeyden önce burada yaşayan Türklerin buraya çok iyi adapte olduklarını düşünüyorum. Bizim kültürümüzden ayrılmayarak burada Fransız gibi yaşamaları tabii elbette bizleri mutlu ediyor ama kültürlerinden de hiçbir şey kaybetmeden burada yaşıyorlar. Efendim, sizin isminizi alabilir miyiz? İsmim Bekir Akağaç. Uşak'tan geliyoruz. Uşak Belediye Meclis üyesiyim. Vallahi bugün bütün Uşak Belediye Meclisi burada. Hatta bütün belediye burada. Evet, yani bu buradaki etkinliğe ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi diye düşünüyorum. Çünkü biz buraya 5 meclis üyesi, 5 de müdür arkadaşımızla geldik. Anadolu'nun sıcaklığını burada görebiliyoruz. Ben başka bir şey daha görüyorum burada. Buradaki gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinde hala o Türklük şuurunu diyeyim, Anadolu şeyini görebiliyorum. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Bugün hepsi süslenmişler. Yüzlerine, alınlarına bayraklar çizmişler, yazılar yazmışlar. Hepsinin elinde Türk bayrakları. Bu beni çok gururlandırıyor, çok sevindiriyor bu beni. Ben Yüksel Doğan, Uşak Belediyesi İmar Müdürüyüm. Birkaç müdür arkadaşla beraber buraya geldik. Tabii arkadaşlar gibi aynı duyguları ben de paylaşıyorum. Burada diğer belediye çalışanlarıyla, diğer belediye görevlileriyle tanıştık. Beraber burada kaynaştık. Boğa Belediyesi bizi davet etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun devamı gelecektir. Sevgili izleyenlerimiz, Uşak Belediyesi adeta bir Paris çıkarması yapmış. Bütün ekip seferber olmuş. İyi ki de geldiniz. Boğa Anadolu Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu Anadolu Türk Festivali'ndeyiz ve şu anda Yusuf Güney yanımıza. Yusuf'cum merhaba. Burada da karşılaştık. Her yerde karşılaştık. Paris'e 60 kilometre uzaklıktayız. Boğa şehrindeyiz. Gezdiniz. Nasıl buldunuz Boğa'yı? Çok güzel. Tarihi mükemmel. Zaten Fransa'nın tarihini ben beğeniyorum. Buranın tarihi de payla güzel ve bir şey daha öğrendim. O daha da hoşuma gitti. Neydi? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lisede hatıra fotoğrafı var burada ki bu şehirde. Evet. 1919'da çekilmiş olan bir resmi, o daha da gururlandırdı, onurlandırdı bizi. Güzel yani, ben sevdim burayı, güzel yer. Osmanlı, ne kadar Paris'e evet, alışsak da değil mi? Evet, Osmanlı İmparatorluğu döneminde düzenlenen bir Picardi manevraları vardı. Evet. Bu şehirde düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk de bu şehre o dönemlerde görevli olarak gelmişti. Ülkemiz adına onun da aslında çok önemli. Buluşmaya geldik, çok güzel, sağ olsunlar. Anadolu Kültür Derneği çok güzel bir organizasyon yaptılar. İnanılmaz güzel. Dışarıda zaten kalabalıktan, insanların tepkisinden anlıyorsunuz durumu. Tabii bizim burada olmamız, sevenlerimizle buluşmamız zaten apayrı bir güzel bir olay. Yoğun bir şekilde konser çalışmaların evet, var. Yeni albüm de çıkıyor 2-3 hafta sonra. Onunla birlikte bir turne de hazırlıyoruz şimdi. Kışa Avrupa turnesi başlıyor. Şimdi Türkiye konserlerimiz. Yeni albümde ne tarz şarkılara yer veriyorum? Evet, yeni albümde biraz farklılık tabii yaptık ki haliyle yapmamız gerekiyordu. Biraz daha böyle kıpır kıpır yaz albümü olacağı için daha da böyle güzel hareketli şarkılar var. Sevenlerimizi böyle güzel güzel coşturacak, koparacak. Slowlar zaten bizim olmazsa olmazlarımızdan. Onlar
hit damarlarımız var. Güzel olacak yani. Bu organizasyonu yapan Anadolu Kültür Derneği'ne neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü ülkemizden 3000-4000 kilometre uzakta ülkemizin kültürünü yaşatıyorlar ve ekstra konserler ekliyorlar bunlara. Evet. Bunlar için neler söylemek istersin? Zaten hani söylenecek söz bulamıyorum ben. Çünkü gerçekten olağanüstü bir durum bu. Hani çünkü riskli bir durum. Hani risk alınacak, yapılacak şeyler ve 8 senedir bu iş yapılıyor. Hani yeni de değil, o da çok ayrı bir güzel bir olay. Biz 8. senesinde ama ilk defa galiba bir konser olaraktan yapılıyormuş. Evet. O yüzden şanslıyım. İlk ben geldim. Ben geldim ilk. Güzel, şanslı. İyi ki de geldin. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum. Burada tabii dediğim gibi ağır, zor şartlar. Ya da Fransa'da daha da zor bu işler. Evet. Hani Almanya olsa dediğiniz gibi her taraf Türk zaten. Artık belediyeler bile Türkleşmiş orada. Ama burada biraz daha sıkıntılı oluyordu biliyorum ama çok güzel. Zaten konser salonu inanılmaz güzel. Ben bayağı etkilendim yani içeriden. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Son olarak Avrupa Metropol programımız aracılığıyla sevenlerine neler söylemek istersin? Size iyi yayınlar diliyorum tabii. Sevenlerime de buradan kocaman kucak dolusu sevgiler diyorum. Görüşmek üzere. Avrupa Metropol'den sakın ayrılmayın. Geçilmez karmaşık bir yolda yürüdüm, yürüdüm bir baktım. Neredeyim ben şimdi? Hiçbir sevda senin kadar garip değil. Başım dik dursun. Bir sızın bende gidinirse, benden git bana dönmeyse. Sevgili izleyenlerimiz, Bova Anadolu Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu festivali izledik. Gerçekten çok güzeldi ve festivalin mimarlarından Aysun Hanım ve Direk Hanım yanımızda. Aysun Hanım, Bova Anadolu Kültür Derneği'nin başkanlığını yapıyor. İsterseniz kendisini birazcık anlatsın, tanıyalım. Aysun Ötkünlü, Bova Anadolu Derneği'nin başkanıyım 4 senedir. Bir ekiple çalışıyoruz. Bu güzel günün sonunda mutluluk, heyecan. Evet, bir yorgunluk var yüzünüze de yansıyor bu ama bu tatlı gitti. Yorgunluk. Yorgunluk gitti. Uzun uykusuz gecelerden sonra bu güzel günden sonra yorgunluk gitti diyebilirim. Direk Hanım, sizi birazcık tanıyalım. Merhabalar. Size hoş geldiniz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Yine bu yıl her zamanki gibi. Yani güzel bir festival oldu. Ben çok mutluyum. Yani Anadolu Derneği olarak da çok çok mutluyuz. Gerçekten burada Fransa'da bu ve şehrimizde Türkiye'yi yaşatmak çok gurur verici bir şey oldu ve sadece Türklerin burada tepkisi olmadı. Aynı zamanda belediyeden birçok misafirlerimiz vardı. Valilikten çok fazla misafirlerimiz vardı. Türkiye'den Uşak Belediyesi, Çankırı Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi. O kadar dolu dolu geçti ki her şey. Yani bir anımız boş kalmadı ve ben de bu festivalin sunumunu yapmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Bu sene daha geniş olsun, bir konserle bitirelim, konsepti değiştirelim derken bugüne geldik. Çok da güzel oldu. Mesela festivalin sonunda Yusuf Güney konseri vardı. Bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Yani ilk defa festivalde sanatçı getirdiniz. Konser havasında muhteşem bir eğlence yaptınız. Kesinlikle ilk defa festivale konser olduğu gibi bu ve de ilk kez Türk konseri oluyor bu konser salonunda. Bunun da verdiği bir heyecan ve gururu yaşıyoruz hep birlikte. Bunu gerçekten tekrar diyorum. Bütün emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Türkiye'yi burada uzakta yaşamak zor günler olsa da böyle bir çatı altında insanları, Türk toplumumuzu toplamak, kültürümüzü tanıtmak bize gurur veriyor. Sevgilerimi sunuyorum herkese. Ve bu çalışmanın destek istiyorum. Hep birlikte olalım. Yardımlarla oluyor bu böyle günler. Yorucu ama gerçekten güzel günler oluyor.
Çok teşekkür ederim. Dilek Hanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Kanal T izleyicilerine buradan merhaba diyorum. Bove'den, Paris'ten, Fransa'dan herkese kucak dolu selamlar gönderiyoruz. Bizim yanımızda birçok arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber bu projeyi gerçekleştirdik. Yani bu projede inanın birçok insanın emeği var ve hepsine buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Anadolu Derneğimiz yaşıyor, iyi ki de yaşatacağız inşallah. Türkiye'den 3000 kilometre uzaktayız ama ne kadar uzakta olursak olalım vatanımızı gurbette de yaşayabiliyoruz. Böylesine güzel dernekler sayesinde. Avrupa Metropol devam ediyor. Bu haftalıkta bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyenlerimiz. Bizlere her türlü soru, görüş ve önerileriniz için altta görmüş olduğunuz irtibat bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte Kanal T ekranlarında Avrupa Metropol'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.